Herkese merhaba, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bu videoda dalga desenli çanta nasıl örülür ondan bahsedeceğim. Oldukça basit, sadece biraz kafa karıştırıcı ilk kez örecekler için. Dalga desenlerini takip ettikten sonra çantanın gerisi zaten geliyor. Bu şekilde arkası da. Çantayı ben dikişsiz yapacağım. Dönerek öreceğim. Önünü arkasını ayrı örmeyeceğim. Burada minik bir taslak oluşturdum. Sizler için bu iki renkle öreceğim. Kullandığınız ip herhangi bir çeşit ip olabilir. Ben %100 akrilik iplerle öreceğim. 5 mm'lik tığla öreceğim ben. Siz de ipinize uygun tığ seçebilirsiniz. Zincir çekerek başlayacağız örgümüze. O zaman videoya geçebiliriz. Örgüye sarı ipimle başlıyorum. Parmağıma doladım. Bir tane düğüm attım. Çok sıkı olmayacak şekilde toplamda 45 tane zincir çekiyorum. Zincirimi çektim. Yarım trabzanla öreceğim ben bu modeli ve toplamda benim 44 tane ilmeğim olmuş olacak. Bu şekilde başını alıp üçünü birlikte örüyorum. 2 3 4. örerken sarıyla değil diğer rengimle maviyle örüyorum. Böylece renk değiştirmiş oldum. Sarıyı da arkadan yürüteceğim. 4 tane mavi örüyorum. Dördüncüye batıp ilmek çıkardım. Sarıya geçiş yapıyorum. Bu şekilde 4 mavi, 4 sarı olana kadar olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Son dörtlümdeyim. Dördüncüye batıyorum. Ben bir tane fazla zincir çekmişim. Önemli değil o. Maviye geçişimi yapıyorum. Dediğim gibi dikişsiz olacağı için örgümüzü ters çevirmeden karşısına denk gelen ilmeklere batarak bu şekilde sarının karşısına mavi, mavinin karşısına da sarı gelecek şekilde örgümü devam ettireceğim. Üç tane ördüm. Dördüncü de örüp rengimi değiştirdim. Böylelikle dönüp ilk sıramızı tamamladık iki tarafta da. Tekrardan örgümü çevirmeden önüme gelen şekilde devam edeceğim bu sırada. Burada ilk ilmeğin içine batıp ilmek kaydırdım. Burayı birleştirmiş oldum. Bir zincir. Bu sırada bu noktaya kadar sarının üstüne sarı, mavinin üstüne mavi örecek şekilde devam edeceğiz. Sayıyı yine bozmuyoruz. Mavi de 4 tane, sarı da 4 tane. Bu şekilde rengimi değiştiriyorum. İkinci sıramın yarısını bitirdim.
Dördüncüyü sarıyla değil, maviyle öreceğim. İlmeğimi çıkardım. Burada dönüş yaparken ilmeği kaydırmadan önüme gelen maviye mavi, sarıya sarı örüyorum. Zaten örgümüz kırılmaya başladı. Diğer sırada artık dalga desenini oluşturmaya başlayacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum. İkinci sıramın sonuna geldim. Dördüncüyü de maviyle örüyorum. Renk değiştirmiyorum. Burada zincir çektiğimiz nokta var. Buradaki ilk ilmeğin içine batarak mavi ile ilmek kaydırdım. Bir zincir çekiyorum. Bir tanesine mavi ile örüyorum. Ve sarıya geçiş yapıyorum. Artık gövde kısmına geçmiş olduk. Burada 3 tane sarı kaldı. 1 2 3 4'e tamamlamam gerektiği için mavinin üstüne batarak sarıya çeviriyorum. Böylece birer sıra birer ilmek kaymış olacak. Burada 3 tane mavim kaldı. Üçüncüyü ördüm. Dördüncüyü sarının üzerine batarak örüyorum. Böylece dalga desenimizin ilk sırası başlamış oldu. Üçüncü sıramın sonuna geldim. Bundan sonra zincir çekmeden dönerek öreceğim için buradaki kaydırma yaptığım ilmeğin İçine bir tane işaretleyici taktım. Maviyle devam ediyorum. En son 3 tane örmüştüm. 4'e tamamladım. 7'yi tamamlayacağım şimdi mavimi. 5 6 ve 7. 8'inciye geçerken sarıya geçtim. 2 tane sarım kaldı. Yine sayıyı bozmadan 4'er tane öreceğim. 2 tane sarıyı ördüm. 3 4'üncüyü örüp maviye geçiyorum. Bu şekilde başlangıç noktama kadar 4 4 örerek geleceğim. Dördüncü sıramın sonuna geldim. 5'e geçerken bunu da yukarı taşıyorum. Aynı hizada olacak şekilde. Devam ediyorum maviyle. Dördüncümü ördüm. İyice sola kayması için şeklin maviyle devam ettim. Bir tane sarı kalana kadar. Bu şekilde. Yine sıra sonuna kadar buradaki işaretleyicinin olduğu yere kadar 4'er tane örüyorum. Beşinci sırayı sarıyla devam ettiriyorum. Dördüncüyü ördüm.
iki tane mavi kalana kadar örüyorum. Altıncı sırayı bitiriyorum. İğneye geçiyorum. Üç tane ördüm. Dört. Beş. Altı tane sarıyı örüp maviye geçiyorum. Üç tane mavim kaldı. Yine sıra sonuna kadar dörderce örüyorum. Yedinci sıramın sonuna geliyorum. Üç tane sarıyı örünce yedinci sıram bitiyor. Şimdi sekizinci sıraya geçerken bir tane daha sarı örüyorum. Ve maviye geçtim. Yine dörderde öreceğim. Dalga desenimiz böyle değildi. Şu şekilde yani. Böyle çıkacak. Aslında çantanın tamamı bu şekilde. Bu örüntüyü 4 sırada bir tekrarlayacağız. Dalga desenlerimiz oluşmuş olacak. Ben şimdi 8. sırayı bu şekilde 4'erle devam edeceğim. Üç sarıyla 8. sıramın da sonuna geldim. İşaretleyicimi yukarı taşıyorum. Bu üçü 4'e tamamlıyorum ve bir tane burada sarı ilmeğim kalacak. Maviye geçiş yaptım. Bu sefer 3 tane mavi öreceğim bu başlangıç noktasında. Daha sonra tekrar sarıya geçip sayıyı bozmadan dörderli bir şekilde sıra sonuna kadar öreceğim. Dokuzuncu sıramı da bitiriyorum. Mavi ile 4 tane onuncu sırama geçerken 2 tane sarı örüyorum. Daha sonra aynen olduğu gibi 4'er tane örerek sıranın sonuna kadar devam ediyorum.
10. sırayı 3 tane sarıyla bitirdim. Buradaki sarıyı 4'e tamamlıyorum. Üç tane mavi örüyorum. Sarıya geçtim. Yine aynı şekilde örüntüyü bozmadan dörderle devam ediyorum sıra sonuna kadar. Şu an 11. sıradayız. On birinci sırayı 4 tane sarıyla bitiriyorum. 4 tane mavi yaparak 12. sırama başlıyorum. Yine bu sırada dörderli sırayı bozmadan devam edeceğim. On ikinci sırayı 3 tane mavi ile bitiriyorum. 3 tane daha mavi yapıyorum ve 13. sıraya geçmiş oluyorum. Sarıyı 4 tane. Mavi de 4 tane olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. On üçüncü sırayı 4 tane mavi ile bitiriyorum. On dördüncü sıraya geçerken 3 tane daha mavi yapıyorum. Daha sonra yine 4-4 örerek sıranın sonuna kadar devam ediyorum. On dördüncü sırayı 2 tane mavi ile bitiriyorum. İşaretleyicimi de yukarı taşıdım. İki tane sarı ile örüyorum. Tekrar maviye geçerek örüntüyü 4-4 devam ettiriyorum.
15. sırayı 4 tane sarıyla bitiriyorum. Maviye geçmeden 16. sıraya başlarken 3 tane sarıyla 16. sırama geçiş yapıyorum. Yine 4 mavi, 4 sarı. Sıranın sonuna kadar devam edeceğim. Altıncı sırayı 3 tane sarıyla bitiriyorum. Üç tane daha sarı yaptım. 17. sıraya geçmiş oldum. Yedinci sırada 4 tane sarıyla sıramı bitirip 18. sıraya geçiş yapıyorum. 4 tane mavi. Dört tane sarı. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sekizinci sırayı 4 tane sarıyla bitiriyorum. 19. sıraya başlarken 3 tane mavi yapıyorum. Dört tane sarı. 4 tane mavi. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. On dokuzuncu sırayı 2 tane mavili bitiriyorum. 4 tane sarıyla 20. sırama başlıyorum.
20. sırayı bir tane sarı ilmekle bitirdim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane ilmek kaydırma yapıyorum ve örgümü burada bitiriyorum. Gövde kısmı tamamlanmış oldu. Bu benim için ideal bir uzunluk. 19 santim. Genişliği de 30-30,5 santim. Siz dilerseniz aynı mantıkla uzatabilirsiniz. Şimdi yan kısımdan başlayarak askıları örme aşamasına geçiyoruz. Ben askının bu kısmını tamamladım. Diğer kısmını sizlere anlatacağım şimdi. Buradan 12 tane ilmek sayıyorum. 2 tane mavi var. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12. yere mavi ipimi sabitliyorum. Örüntünün devam etmesi için. Bu benim birinci ilmeğim olarak sayılacak. Ve toplamda 4 tane mavi örüyorum. 3 ve 4. 2 tane mavi kalana kadar ördüm yani. Şimdi sarı renge geçiyorum. Dört tane sarı örüyorum. On iki buradan, 12 arkadan olmak üzere 24 tane İlmeğim olana kadar 4 4 örüyorum. Toplamda 24 ilmeğimi ördüm. Sarıyla bitti. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çevirdim. Şimdi eksiltme yapacağız. Başına aldım. İkili trabzan yapar gibi, yarım trabzan yapar gibi. İlmeğimi çıkardım. Örmeden tekrar başına aldım. Tekrar çıkardım ve 5 tane ilmeğim oldu. 5'ini birlikte ördüm. Bir tane ilmeğimiz oldu yani. Bu bizim bir ilmek. İkinci. 3 ve 4. Sıra sonunda 2 tane ilmeğimizi kalana kadar bu şekilde devam ediyoruz. O 2 ilmeği de aynen bu yöntemle eksilteceğiz. En son 2 tane mavi ilmeğim kaldı. En sona mavi ile örmüştüm. Başına alıyorum. İlmek çıkarıyorum. Tekrar doladım. İlmek çıkardım. 5'ini birlikte ördüm. Sırayı bir tane mavi ile bitirmiş oldum. Örgümü çevirdim. Örgümüzü çevirince sıraya başlarken yine eksiltmeyle başlıyoruz. Başını alıp İlmek çıkardım. Tekrar. Bu sefer sarıyla örüyorum döndüğümde. Böylece 3 tane sarım kalmış oldu. Yine 4 4 örüntüyü bozmadan devam edeceğim. Sonda 2 tane ilmeğim kalana kadar. İki tane sarı ilmeğim kaldı. Aynı şekilde ilmeklerimi topladım. Mavi ile kapatıyorum. Bir zincir örgümü çevirdim.
Yine eksiltmemi yapıyorum. İki, üç tane örüyorum bu sefer örüntümün devam etmesi için. Daha sonra dört dört devam ediyorum. İki tane ilmeğim kalana kadar. İki tane ilmeğim kaldı. Bir tane mavi ördüm. Yine eksiltmemi yapıyorum. Mavi ile kapatıyorum. Bir zincir örgümü çevirdim. Yine eksiltme ile başlıyorum. Dört tane mavi ördükten sonra iki ilmeğim kalana kadar devam ediyorum. İki ilmeğim kalana kadar ördüm. Yine aynı şekilde sarıyla eksiltmemi yapıyorum. Üç tane sarıyla sırayı kapattım. Örgümü çevirdim. Burada ilk eksiltmemi sarıyla yapıyorum. Daha sonra maviyle. Böylece bakıldığında bir sarı, bir de mavi ilmek görülmüş olacak. En son dört tane mavimi ördüm. İki tane ilmeğim kaldı. Onu sarıyla eksiltiyorum. Bir zincir örgümü çevirdim. Bu sırada eksiltme yapmadan başlıyorum. İki tane sarıyla sırama başlıyorum. Bir ve iki. Bir tane ilmek kalana kadar devam ediyorum. En son bir tane ilmeğimiz kaldı. Onu örmeden bir tane zincir çekip örgümü çeviriyorum. 7 tane sıramız bitmiş oldu. Ben örüntüyü sizlerle paylaşacağım. Ya açıklama kısmında ya da videonun içerisinde görürsünüz onu. Bu şekilde eksiltmemizi yaptık. Belli bir süre eksiltme olmadan örüp daha sonra tekrar eksiltme yapacağız. Örüntüyü devam edecek şekilde. Ben zaten orada anlattığım kısmı burada da uyguladım. Karşılıklı aynı şekilde ördüm. Daha sonra bu kısımda bitireceğiz ve dikeceğiz askılarımızı. Çantamız da bitmiş olacak. Bu şekilde devam edecek. Ben bu kısmı tamamlayıp dikme kısmını sizlere göstereceğim. Toplamda 6 tane ilmeğim kalana kadar eksilttim buraya kadar. Buradan sonra da tamamladım. Toplamda 24 sıra örmüş oldum. Diğer kısmı da burası. Şimdi bunları karşılıklı dikeceğim. Tersinden dikiyorum. İğne de kullanabilirsiniz. Karşısına denk gelen ilmeğe batıp buradaki ilmeğimi geçiriyorum. Kaydırma yöntemiyle dikiyorum. Bir tane zincir ipimi kopardım. Örgümüz bu kadardı. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu şekilde dalga deseni devam ediyor. Anlamadığınız bir şey varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Eğer örgüye yeni başladıysanız biraz zor gelebilir. Ama yapamayacağınız anlamına da gelmiyor tabii ki de. Bu şekilde diğeri de burada. Ben iki tane ördüm.
Detaylı fotoğraflarını Instagram hesabımda paylaşacağım. Siz de öğrenirseniz benimle paylaşmayı unutmayın. Örecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.